Eğitim Bakanı değişti malumunuz. Evet. Türkiye'deki eğitim sizce nasıl? Çok kötü. Sürekli sistem değişiyor. Çocuklar da ne yapacağını şaşırdı. Ben de şahsen lise sınavında, üniversite sınavında sürekli sistem değişikliklerine kurban gittim. Gerçi şu an artık üniversiteyi bitirmek üzereyim ama görünen o ki sürekli değişim değişimle hiçbir yere varılmıyor. Kökten değişmesi lazım artık bir şeylerin. Benim etrafım sistem değişikliklerinden dolayı mağdur olan çocuklarla dolu. İşte biliyorsunuz bu merkezi ikametgaha göre okula yerleştirmeler başladı. Sürekli müfredat değişiklikleri oluyor. Sorular nereden çıkacak, bunlar değiştiriliyor falan filan derken artık bunun bir düzene oturtulup çocukların da ne yapacağını daha iyi bilmesi için bir şeyler yapılması lazım yani. Ben de bir genç olarak şikayetçiyim, ülkenin genci olarak. Bu yıl okullar açılır mı sizce? Hayır, açılmaz. Daha doğrusu açılır, geri kapatılır diye düşünüyorum ben. Şahsi fikrim bu yönde. Biraz da ticari bir amaçla olacağını düşünüyorum bunun. Özel okulların ticari faydalarını gözetmek adına bir süre açılıp sonra tekrar kapatılacağını düşünüyorum. Nevşehir'deki devlet okulların eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Ben tüm eğitimlerimi Nevşehir'in devlet okullarında aldım. Şahsen ben memnundum ama şu an durum nedir bilmiyorum. Özellikle lise, ortaokul çapında bilemeyeceğim. Ama benim zamanımda güzeldi. Fakat işte şimdi tabii ki sürekli hocalar değişiyor, bir şeyler oluyor. Sürekli yeni okullar açılıyor. İmam hatipler çok türedi biliyorsunuz. Bir faydası olur mu bilmiyoruz. Sürekli mezun veriyoruz ama istihdam sağlayamıyoruz her alanda. Eğitim Bakanlığı değişti malumunuz. Türkiye'deki eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya yorum yapmayın ben, olur mu canım? Peki bu yıl okul açılır mı sizce? Okul açılmaz gibi geliyor. Gene kapanacak. Vah. Neden efendim? Vaka sayıları çoğaldı. O yüzden. Gene çoğaldı. Önce turizmi kurtarmak için her tarafı açtılar. Şimdi de geri kapanacak gibi geliyor. Nevşehir'deki devlet okullarının eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Nevşehir'deki devlet okulları. Devlet okulları fena değil. Yani benim çocukların zamanında daha iyiydi. Ne zamandı o zaman efendim? Anadolu Lisesi'ni okudular. İkisi de öğretmen oldu. İyiydi o zamanlar. Yani o zamana kıyasla nasıldı? 2005. Güzel, başarılıydı. Şimdi fazla içinde değilim ama bilmiyorum ki kuzum. Milli Eğitim Bakanı değişti biliyorsunuz. Evet. Türkiye'deki eğitimi nasıl buluyorsunuz? Vallahi sen hiç sorma, ben de hiç söylemeyeyim. Her defasında bizim çocuklar sınava girince bir değişik bir şeyler oluyorlar. İşte deneme tahtası gibi gidiyor işte Türkiye. Avrupa'da çocuklar direkt eğitim alarak hayata atılıyor. Bizim buradaki eğitimdeki verilen belgelerle işe giriyor. Bizimkiler de üniversite okuyor. Çocuklar KPSS'den belli habire bir yerlere tercih yapıyor. Kim atanıyor bilmiyor. Çalıştılar çocuklar, üstünedir sözüm buradan öte, sözüm meclisten öte, eşek gibi çalışıyorlar. KPSS'de bilmem ALES'di şunu bunu dedin, kim giriyor bilmiyor. Bizimkiler ev bekliyor, iyice stresten ölüyorlar. Başka da bir şey demiyorum. Ne diyeyim, değil mi? Sen kendini daha iyi biliyorsun. Bu dönem sizce okullar açılır mı? Nasip kısmet açılsa da olur bilmiyorum. Zaten açılsa da çocukların okulda zenginin çocuğunu, memurun çocuğuyla ilgilenirler önceden böyle, tamam mı? Senin çocuğun da biraz da pasif, kendini ifade edemiyorsa, liseye geçince açılırsa açılır, açılmazsa çocuk çalışkan bile olsa zaten kimse görmez. Bunların çocuğu zaten gidiyor, özel eğitimlerle gittiler. Bizim gibi garibanların çocuğu da evde çalışsın, yatsın. Ha okulda oturmuş, ha evde oturmuş, okulda da oturuyor. Çünkü öğretmenler söz vermiyor ki garibanın çocuğuna, biz biraz pasif çocuğa. Benim çocuklarım ilkokuldayken biraz pasifti. Şey yapmazlardı, pek ses yani tahtaya kaldırmazlardı. Çocuklar üniversiteye hem gidince niye iyi puan getirdiler, hiç kalmadan geçtiler. İlkokulda zenginle memurun çocuğunu tahtaya kaldırır günlük. Niye? Pencereye taktı, kapıyı yaptı. Biz bir şey yapmazsak sana da soru yok. Ben böyle diyeyim. Hadi görüşürüz. Nevşehir'deki devlet okullarının eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Devlet de aynı, özel de aynı. Çünkü özele gönderen de diyor. Çocuğumla diyor pek gitmiyor diyor. Orada da yine ıcık çok bahşiş olursa, hani kimi daha bir üst zengin var ya, onun çocuğuna ne ilgilenen, ıcık ortaysa, çocuk da biraz hiperaktifse, hiçbiriyle ilgilenmiyorlar. Ayrıcalık olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ayrımcılık yapılıyor yani. Memurla zenginin çocuğu ayrı, sen orta hallisini gönderdin ama orta halli olduğunu biliyor özel okulda. Ona göre davranıyor.
Alacaksa veriyor, alamayacaksa hiçbir şey vermiyor. Devlette, özelde. Benim gördüğüm o. Özele göndermedim ama gidenlerden koruyor. Tamam. Milli Eğitim Bakanı değişti malumunuz. Türkiye'deki evet. Eğitimi nasıl buluyorsunuz? Eğitimi bulmuyorum. Yani yok öyle bir şeyin nasıl diyeyim? Yeterli olduğunu düşünmüyorum en azından öyle söyleyeyim. Yani yıllardır sürekli değişiyor. Bir eğitim, Milli Eğitim Bakanı sürekli değişmesinin ülkeye bir katkısının olacağını da düşünmüyorum. Bir değişikliğin olacağını da yine düşünmüyorum. Eskisi gibi şunu değiştireceğiz, bunu değiştireceğiz, şöyle olacak, böyle olacak deyip bir şekilde şutlanacak o da. Sizce eğitimin ne gibi eksikleri var peki? Ne gibi eksikleri var? Yani ben herhangi bir eğitimci değilim. Hani o konuda bir şey de söyleyemem. Ama yeterli olmadığını söyleyebilirim sadece. Bu yıl okullar açılır mı peki? Açılır. Neden? Yani aşılama gayet hızlı. Sadece hani belirli bir kesim aşılanmıyor ama özellikle Milli Eğitim'e bağlı okulların açılacağını düşünüyorum. Nevşehir'deki devlet okullarının eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Dediğim gibi çok da bilgiye sahip değilim ama her yerde olduğu gibi yine şey değil, yeterli değil. Milli Eğitim Bakanlığı değişti malumunuz. Evet. Türkiye'deki eğitimi nasıl buluyorsunuz? Şimdi tabii Türkiye'deki eğitim sistemimiz maalesef yeterli değil. Ben en başta söyleyeceğim şey şu. Bir defa insanların iki yönü vardır. Bir mesleki yön, bir de insani yön. Biz adı üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimi milli olması gereken bir bakanlık. Maalesef bugüne kadar milli bir insan yetiştirmede problemimiz oldu. Buna en basit örneği 2016'da yaşadığımız, 15 Temmuz 2016'da yaşadığımız hain darbe girişimi. Yani Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarında teşkilatlanan bir terör örgütü maalesef milli olmayan insanlar yetiştirdi. İnsan kaynaklarımızı heba etti. Bunu bir yere not etmemiz gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi, biz insanımızı üreten, üretme potansiyeli olan, ekonomiye katkı sağlayan bireyler olarak yetiştirmek zorundayız. Biz hep övünüyoruz genç nüfusumuz var diye. Ama maalesef bu genç nüfusu üretime ve istihdama yönlendirerek ülke ekonomisine katkı sağlayamıyoruz. Yani özet olarak eğer biz genç nüfusumuzu üretim yapabilecek kapasitede ve donanımda yetiştirir, bunu da ekonomiye ekonomik çarkları içerisine sokabilirsek ülkemiz gerçekten bugünkü olduğu konumdan çok daha ileri bir konuma gelecektir. Bunu gerçekleştirmediğimiz takdirde yapılacak her türlü değişikliklerin bu ülkeye bir katkısı olmayacaktır. Ben yıllardır 30 yıl eğitimcilik yaptım. Eğitimin içerisinden gelen birisiyim. Eğitimin sorunlarını çok yakından birebir yaşadık, gördük. Bugünlerde mesela işte doların, euronun yüksek olduğunu vesaire yakınıyoruz, şikayetleniyoruz. Ya da enflasyon olduğundan bahsediyoruz. Bunların asıl nedeni üretim eksikliğidir. Dünyada biliyorsunuz birkaç türlü kalkınma modelleri vardır. Nedir bunlar? Sömürüyle kalkınan ülkeler, işte Amerika gibi ya da işte bazı Avrupa ülkeleri gibi. Bu ülkeler başka ülkeleri sömürürler, kalkınırlar. İkincisi yeraltı, yerüstü zenginliklerini kullanarak kalkınan ülkeler. Bunlar da işte Suudi Arabistan vesaire gibi petrol ülkeleri. Üçüncü kalkınma modeli de Çin gibi teknoloji, eğitim ve üretimle kalkınan ülkelerdir. Bizim sömürecek sömürge ülkelerimiz yok. Petrolümüz, yeraltı kaynaklarımız o da yok. O zaman biz kalkınırken hangi modeli benimsememiz gerekiyor? Haliyle Çin modelini, yani insanları bilimle, teknolojiyle, üretime dönük yetiştirip ülkenin, ekonominin kalkınmasını, gelişmesini sağlamak. Bilmiyorum, daha başka sorunuz varsa cevaplayabilirim. Benim özet olarak söylemek istediğim bu. Yani Sayın Milli Eğitim Bakanımızdan beklentimiz şu. Dünyanın en genç nüfusu olan ülkelerden birisiyiz. Avrupa'da genç nüfus bakımından birinciyiz. Ama bu genç nüfusu üretim potansiyeli olan
insanlar olarak yetiştirmek birinci vazifemiz olmalıdır. Yani her ilde bir üniversitemiz var. Bunlar bir imkan ama bu üniversitelerin içeriğini o ilin potansiyeline göre doldurmak gerekiyor. Aksi takdirde yüzlerce, binlerce, on binlerce üniversite mezunu veriyoruz. Bu insanların devletin vermiş olduğu diplomaları var. Ama iş bulmada, iş yapabilmede, üretmede sıkıntıları var. Bunların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Sayın Milli Eğitim Bakanımız, eğer mevcudun devamı şeklinde bir takım ufak tefek tedbirlerle bunu aşmaya çalışırsa bana göre yetersiz olur. Eğer kökten bir değişiklik yapabilirse, yapacaksa o zaman biz de buna toplum olarak destek oluruz. Peki eğitimci olduğunuzu söylemiştiniz. Sizce eğitimin en belirgin eksikleri nelerdi? Eğitimin en belirgin eksiklikleri uygulama eksiklikleri. Yani biz diyelim ki ilkokuldan ortaokul, liseden üniversiteye öğrenci gönderiyoruz. Bu öğrencilerimiz diyelim ki pense tutmadan, herhangi bir elektronik devreyi görmeden elektronik mühendisliğini kazanıyor. Eğitimin en önemli eksikliği, bir taraftan eğitim öğretim diyoruz değil mi? Eğitim ve öğretim. Öğretim boyutunu okullarda yapıyoruz ama eğitim boyutunu atölyelerde, iş yerlerinde, uygulama alanlarında yapamıyoruz. En büyük eksiklik bu. Meslek liselerimizdeki eksiklik de bu, üniversitelerimizdeki eksiklikler de bu. Yani öğrencilerimiz hayatın içerisinden uygulayarak eğitim ve öğretimini tamamlayamıyorlar. Sadece öğretim boyutuyla okullarda işte masal, sıra neyse sınıf ortamlarında bu öğretimi alıyorlar. Ama eğitim boyutuyla işte bir atölyede, bir ne bileyim ben sanayide bir alanıyla ilgili bir tamirhanede veya işte bir tarlada neyse artık alanı, branşı neyse uygulama eksiklikleri var. Bu uygulama eksikliği olduğu sürece çocuklarımız bitkiyi saksıda görüyorlar. Tamam mı? Hayatı tanımıyorlar. İşte sanayiye gidiyorsunuz, çırak bulunamıyor vesaire vesaire. Yani bir tarafta yığılmış insan kalabalıkları varken bir tarafta da insan eksiği var. Yani iş var, adam yok. Böyle bir tezatı yaşıyoruz. Onun için yapılması gereken şeyler, bir de her ilin kendi potansiyeline göre o ildeki eğitimi şekillendirmek gerekiyor. Mesela Nevşehir'de ne var? İşte turizm var, efendim patates var, işte organize sanayi var. Buna benzer Nevşehir'in potansiyeli neyse Nevşehir'in eğitimini buna göre şekillendirmek gerekiyor. Eğer buna göre şekillendirmediğin zaman Nevşehir'deki müteşebbisler ara insan bulmakta, vasıflı insan bulmakta zorluk çekiyorlar. Sektör temsilcileriyle eğitimcilerin ve siyasetçilerin bir araya gelerek bu ilin potansiyeli nedir onu ortaya koyacaklar. Efendim bununla ilgili yapılması gereken kısa ve orta vade, uzun vadede alınması gereken tedbirler neyse onu ortaya koyacaklar. Herkes taşın altına eline koyacak. Tabii ki her şeyi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da beklememek gerekiyor. Her ilde kendi potansiyelini, kendi varlığını, kendi dinamiklerini harekete geçirmesi gerekiyor. Tabii ki ümitli olmak gerekir. Daha henüz Milli Eğitim Bakanımızın birkaç günlük bir bakanlık süreci var. İnşallah bu söylediğimiz, tabandan gelen bu talepleri, istekleri ya da ülkemizin gerçeklerini göz önüne alarak suya sabuna dokunur, işler yapar. O zaman da herkes kazanır, ülkemiz kazanır, Türkiye kazanır. Peki efendim, Nevşehir'deki devlet okullarının eğitimini nasıl buluyorsunuz? Şimdi tabii bu sorunun tam belki de tek bir cevabı olmayabilir. Eğitim çok taraflı, çok yönlü olan bir iştir. Yani öğretmeninden, işte okul idarecisinden tutun da servis şoförüne kadar eğitimin tarafları vardır. Burada en önemli faktörün öğretmen olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü siz çocuğunuzu öğretmene emanet ediyorsunuz. Evet, yani binalarımız, işte eğitim materyallerimiz, işte tablettir, akıllı bilgisayardır. Bunlar
mükemmel. Hani bunları tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok güzel 5 yıldızlı otel niteliğinde okullar yaptık. Tablet dağıttık. Akıllı tahtaları yerleştirdik. Fakat burada bana göre ihmal edilen bir kesim var. O da öğretmenler. Şimdi öğretmenlerin gerek özlük, gerek sosyal, gerekse itibar noktasında öğretmenleri ayağa kaldırırsak ilimizdeki eğitim de bu oranda düzeleceği kanaatini taşıyorum. Yani ilimizdeki eğitimin diğer illerdeki eğitimden çok büyük farklılık içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki belki özelde söyleyeceklerimiz şeyler var ama bunlar hani geneli bağlamayacağı için çok özele inmeye gerek yok. Genel olarak ilimizdeki eğitim seviyesinin yükseltilmesinin ana faktörü, ana etkeni öğretmenlerdir diye düşünüyorum. Öğretmenleri önemsemek lazım. Çünkü öğretmen sınıfa girdiği zaman bir problem çözerek de 40 dakikalık süreyi tamamlar. Ama 10 tane problem, 5 tane problem çözerek de öğrencileri bu işe katabilir. Öğretmenlik mesleği sevgi mesleğidir. Fedakarlık, vefakarlık mesleğidir. Eğer siz fedakarlık yaparsanız öğrencilerinize bir şey verebilirsiniz. Öğretmenleri küstürdüğümüz zaman ise öğretmenler kendi kabuğuna çekiliyor, öğrenciyi kendi haline bırakıyor. Yani öğretmenleri önemseyip onlara değer verirsek Nevşehir'deki eğitimin kalitesini yükseltebiliriz. Son olarak bu yıl sizce okullar açılır mı? Şimdi tabii ben bir vatandaş olarak konuşuyorum. Bu konunun muhatabı birinci derecede yetkililer. Tabii ki pandeminin süreci nasıl devam edecek? Tabii bir de aşı karşıtları görüyoruz maalesef. Ben açılması taraftarıyım. Açılacağını düşünüyorum. Çünkü toplumun neredeyse %70'e yakını 18 yaş üzerine şu anda aşılandı. Bu aşılama gerçekleşmesi neticesinde eğitim öğretim ortamları birebir yüz yüze yapıldığı zaman bir anlam ifade ediyor. Uzaktan eğitim, işte yaklaşık 2 yıldır uzaktan eğitim yapıldı. Bu uzaktan eğitimin ben çok uygun olduğu kanaatini taşımıyorum. En azından şu yapılabilir. Yani %100 açılmasa da %50 oranında, yani şöyle işte diyelim ki 2 gün bir grup, 2 gün bir grup gider, yüz yüze yapılır. Online yapılması gereken bazı dersler online yapılabilir. Ya da derslerin bir kısmı yüz yüze yapılır, bir kısmı online yapılır. Yani her halükarda %50 de olsa, %100 de olsa ben açılması taraftarıyım. Nevşehirli bir vatandaş olarak beklentimiz bu şekilde. Bakanımız değişti malumunuz. Evet, Türkiye'deki eğitimi nasıl buluyorsunuz? Yani şu anda eğitim yok zaten ülkemizde. Hiçbir zaman da olmadığını düşünüyorum. Daha adil bir eğitim şartları olabilirdi. Hepimiz için, çocuklar için de, yetişkinler için de. Daha güzel şeyler bekliyoruz. Bu yıl okullar açılır mı peki sizce? Açılır ama tekrardan kapanır diye düşünüyorum. Nevşehir'deki devlet okullarının eğitimini nasıl buluyorsunuz? Devlet okulları eğitimleri iyi aslında. Hocalarımız çok güzel, çok ilgililer. Ama devletten daha çok şey bekliyoruz. Bu kadar. Vallahi yeterli değil açıkçası. Bana göre yani bilmiyorum. Sistemin değişmesi gerekiyor. Bakanın değil de bence içindeki sistemin değişmesi gerekiyor. Sizce bu yıl okullar açılır mı? Açılmasını umut ediyorum. Çünkü çocuklar çok sıkıldı, öğretmenler çok sıkıldı, veliler çok sıkıldı. Olması gerekiyor yani. Özlediniz mi öğrencilerinizi? Evet, çok özledim. Ben köy öğretmeniyim. Hani arada açıldı kapandı sürekli ama çok zordu bizim için yani. Herkes için zor olduğu gibi. Nevşehir'deki devlet okullarındaki eğitimi nasıl buluyorsunuz peki? Vallahi ben Van'da öğretmenim, o yüzden bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Peki Van nasıl? Van'daki eğitim? Yani çok iyi değil. Çünkü biz köy okulundayız. Eğitim, hani geçtim eğitimi, bizim araç gereçlerimiz çok fazla olmadığı için, bir de ben İran'a sınırım. O yüzden çok yeterli kalmıyor. Biz kendi elimizdeki öğretmenlerimizin kendi maddi destekleriyle biraz çabalayıp uğraşıyoruz. O şekilde ilerliyor. Nasıl buluyorsunuz? Güzel güzel. Çok güzel. Sizce bu yıl okullar açılır mı? Kısmet. Geçen sene yarım yamalak yaptık bakalım. Nevşehir'deki devlet okullarındaki eğitimi nasıl buluyorsunuz peki? Ben Nevşehir'de okumadığım için köy yerindeyim. Okuyan çocuklarınız var mı peki? Yani benim kızım var. Başka yok çocuğum. Eğitiminde memnun musunuz? Memnunum. Anne kardeşimiz de var. Evet. Teşekkür ederim efendim. Hadi. İyi günler. Vallahi şu anda hiçbir bilgim yok, sağ olun. Peki bu yıl okul açılır mı?
Büyüklerimizi daha iyi bilir, biz bir şey bilmiyoruz şu anda. İnşallah açılsın. Çocuklar çok geride kaldı. Nevşehir'deki devlet okullarının eğitimini nasıl buluyorsunuz peki? Vallahi küçük çocuğum yok, hiçbir bilgim yok. En küçüğüm 22 yaşında. O yüzden bilmiyorum. Eğitimimizde biraz bir aksaklıklar oldu ama inşallah düzelecek. Bu yıl okullar açılır mı sizce? Açılacak gibi. İnşallah açılacak. Nevşehir'deki devlet okullarının eğitimini nasıl buluyorsunuz peki? Güzel. Devlet okulları güzel. Milli Eğitim Bakanımız değişti malumunuz. Evet. Türkiye'deki eğitimi nasıl buluyorsunuz? Türkiye'deki eğitim biraz daha gelişmesi lazım. Mesela daha iyi olması lazım. Mesela insanları yeteneklerine göre sınıflandıran bir eğitim sistemi olsa daha iyi olur. Adamın hayvancılığa yeteneği varsa, hayvancılığı seviyorsa o bölüme. Mesela öğrenci lise okuyor, üniversite okuyor ama veteriner olmak için adam gidiyor matematik çözüyor. Matematiğe gerek yok bence, hayvanla ilgili çoğunu bilebiliyor. Mesela futbolcu olmak için de aynı şekilde illaki matematik, Türkçe çözmesi gerekiyor. Böyle değişmesi lazım bu şeyin. Bu yıl okullar açılır mı sizce? Bence açılır. Aşı zorunluluğu getirilerek açılabilir. Nevşehir'deki devlet okullarının eğitimini nasıl buluyorsunuz peki? Nevşehir'deki devlet okulları bence güzel okullar var. Eğitimleri yeterli mi sizce? Eğitimleri, bazı okulların eğitimleri yeterli. Milli Eğitim Bakanı değişti biliyorsunuz. Yeni bakanımız. Evet. Tamam. Türkiye'deki eğitimi nasıl buluyorsunuz? Vallahi şu anda virüsten dolayı hiçbir bir şey bulmuyor. Sadece internetten çocuklar ders yapıyor. Nasıl bulalım kızım? Memnun değilik. Niye memnun değilik? Ne internetimiz var evimizde, ne çocuklarımız ders yapabiliyor. Ondan sonra da sınava sokuyorlar. Kimse iyi baksın bana. Sınava sokuyorlar, ondan sonra bekliyorlar puan. Nasıl bir puan bekliyor çocuklardan? Telekom'a vara vara gide gele altyapı yaptıramadım. İnan iki senedir usandım, bıraktım. En sonunda dedim ki çocuklarımız da yüksek okula gidiyor, fen lisesine gidiyor, İmam Hatip fen lisesine gidiyor. Ama evde internet olmadığı için ders yapamıyor. Yapamadığı için de hiçbir şey yapamıyor. Usandım, herkesten kaçar oldum artık vallahi. Ama tek derdim, bir evime internet çektirin, çocuklar derse girsin. Virüsten dolayı okula da gidemiyorlar. Bilmiyorum ne olacak, nereye gidiyor bu alem, ben de bilmiyorum. Bu yıl okullar açılır mı peki sizce? Vallahi açılmasını istiyor bu taraftan ama virüsten dolayı da yine bilmiyor. Devletimiz ne derse o. Nevşehir'deki devlet okullarının eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devletimiz de çok bir numara. Başbakanımız Tayyip Erdoğan'ımız. Ölürük yoluna. Herkes duysun. Ölürük yoluna. Çok iyi. Devletimiz, yani Allah'ım uzun ömür versin de yaşasın. Hep bizimle bizim ömrümüz o yettiği kadar ondan beraber olalım. Başka ne dileyelim ki? Onun sayesinde varık biz. Olmasa zaten her şey biter.